olacaktır. Münafıklar, kafirler cehennemden buraya Müslümanların eğitilmesi için böyle bir denek hayvanı gibi özel olarak getirirler. Yani Müslümanlar onların üzerinde ders yaparlar. Yani onlarla eğitilirler. Mesela münafıklar, kafirler Müslümanların Allah'a yaklaşmasına vesile olan araçlardır. Allah onlarla Müslümanları kendine yaklaştırtıyor. Biz kafirlere baktıkça ve münafıklara baktıkça imanın değerini daha çok anlarız. Aklın değerini daha çok anlarız. Allah'a daha çok yaklaşırız. Onlarla da mücadele ettikçe fikri mücadelemizde sevap kazanırız ve Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Aşkla sevdiğimiz Allah'a daha sevgi duymamıza vesile olur bu sistem. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında da sahabeleri ve Peygamberimizin teyakkuzlu olmasına vesile olmuştur o. Yani sahabeleri çok diri tutmuştur münafıklar. Yani münafıkların böyle kamçılayıcı özelliği vardır. Küfrün de vardır ama münafıkların daha şiddetlidir. Kamçılama özellikleri. Yani İslam'a, Kur'an'a, Allah'a karşı muhabbette de cihat azminde de münafıkların ahlaksızlığını gören müminler daha heyecanla, daha şevkle İslam'a ve Kur'an'a hizmet ederler. Münafıklar her dönemde olur. Bir mikroptur yani. Cemiyet mikrobudur bunlar. Aşağılık mahluklardır. Resulullah zamanında da olmuştur. Hazreti Musa devrinde de olmuştur. Daha önceki dönemlerde de olmuştur. Fakat bu Müslümanların değerini artırır. O müminin bir onuru olacaktır, güzelliği olacaktır. Yani kömürle elmasın kıyaslanması gibi olacaktır. Bu aşağılık mahlukların ahlaksızlığı, o mübarek insanların da yüksek ahlakı, güzel tavrı, fedakarlığı, yiğitliği, sabrı kıyaslanacaktır. Ve böylece o insanları daha çok seveceğiz. O yönden de bir hayır vardır.